Gezzal'a bakar mısın abi? Adam olabilecek en yüksek reytinge ulaştı. Oyunun en yüksek reytingde oyuncusu Raşit Gezzal. Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün Şampiyon Beşiktaş'ın şampiyon oyuncusu Raşit Gezzal'ın oyuncu kariyeri rebuildini yapacağız. Umarım güzel bir video olur. Gezzal kariyerine yeniden başlasaydı nasıl bir futbolcu olurdu? Bu videoda bunu göreceğiz. Şu anda Twitch kanalında canlı yayındayım. 7, 8, 9 neredeyse her gün canlı yayın açıyoruz bu saatlerde. Twitch kanalımı takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Linkini açıklamaya bırakacağım. Lafı fazla uzatmayalım ve Gezzal ile oyuncu kariyeri rebuildimiz başlasın. Beşiktaş'ın bu sezonki şampiyonluğunun en büyük mimarı bence Gezzal. Sağ kanattan inanılmaz oynadı, oyun kuruculuk yaptı, neler yaptı bu adam. Ben de bu yüzden bu videoyu çekmeye karar verdim. Instagram hesabımı sabitlenmiş yorumlara bırakıyorum. Takip ederseniz sevinirim. Orada da güzel reels videoları, kısa videolar falan paylaşıyoruz. Kesinlikle takip edin. Şimdi Gezzal ekranlarda neden 69 rating diye soracak olabilirsiniz. Konseptimizi bilmeyenler için açıklayalım. Efendim biz bu konseptte, oyuncu kariyeri rebuild konseptimizde oyuncunun FIFA'daki ilk halini baz alıyoruz. Rating olarak ilk hali, potansiyel olarak da şu ana kadarki FIFA oyunlarında ulaştığı en yüksek potansiyeli baz alıyoruz. Gezzal ilk olarak FIFA 12'de veya 13'te, tam hatırlamıyorum. Hatta bakalım, baba FIFA 13'te 69 ratingle oyuna gelmiş arkadaşlar ve şu ana kadarki en yüksek potansiyeli 83'müş. Bir dakika lan, niye Slimani gözüküyor ha? O yüzden 69 ratingden başlattık Gezzal'ı ve 83 potansiyel yaptık. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. İlk sezon Lyon'dayız ancak bu takımda oynayamayız. Bu yüzden hemen kendimizi kiralık listesine atalım. Gezzal'la birazcık kiralık oynayalım. 20 yaşına getirdim kendisini. Kariyerinin başlangıcına getiriyoruz bu konseptte oyuncuları. Cezayirli oyuncu, yüzü de oyunda mevcut. Haydi bakalım, kiralık listesine ekliyoruz Gezzal'ı. Cagliari'den, İtalya'dan bir kiralık teklifi var. Gezzal'ı buraya yollayabiliriz. İnşallah oynar. Burada takıma girebilir mi? Girer lan. Potansiyeli de var. Cagliari'ye gidelim bence. Çok kişi Cagliari'ye gitme diyor. Abi iyi kanadı var diyenler var. Gitmiyorum ya. Bence de oynayamayız orada. Bir teklif daha Hetafe'den geldi. Ya Hetafe olabilir mi? Satın alma opsiyonlu diyor ama yok. Bir kiralama teklifi daha Valencia. Abi burada da oynayamayız ki. Ulan ya, yemin ederim böyle bir tesadüf olamaz ya. Bak yemin ederim, canlı yayındayız zaten. Hem PSV hem Beşiktaş'tan kiralama teklifi var. Tabii ki Beşiktaş'a kiralanmak istiyoruz. Gayet güzel, tam yerinde bir teklif. Tam görüşme yapalım Beşiktaş için. İşte böyle ya, olay budur abi. Beşiktaş'ta oynarız. Kabul edelim, satın alma opsiyonlu olsa da kabul edelim yani. Kiralanma süresi 1 yıl diyor. Ben sana Allah, yanlışlıkla kısa süreli dedik. 1 yıl tamam, 1 yıl. 1 yıl olsun, kabul kabul. Yanlışlıkla kısa süreli diyorduk ha. Maaş tamamdır abicim, maaşı da ayarladık. Chat oha diyor, gerçekten inanılmaz. Bekledik bekledik, Beşiktaş'tan teklif geldi. Transfer ücreti eyvallah, ne olursa olsun. Gezzal Beşiktaş'ta. Vallahi Gezzal baba direkt sağ kanada. Oha lan, Yarmolenko da varmış burada. Ulan Gezzal'ı oynatmayacak mısınız? Buna hemen bir çözüm bulmamız lazım. Arkadaşlar Gezzal'ı şimdi gelişimden sağ kanat oynatacağız. Yani SK yapacağız. Ve Beşiktaş'ta da orayı sağ kanada teslim edeceğiz. Tamam mı? Öyle yapacağız abi. Hemen gelişim planı verelim Gezzal'a. Zaten vermemiz gerekiyordu. Gel abi gel, gelişim planından önce senin bir pozisyonunu bir sağ kanat yapalım. Tamam abicim. 2 haftada sağ kanat oluyormuşsun. Hemen 2 hafta bir gidelim. Several days later. Gezzal baba sağ kanat oldu. Bastık. 69 rating. Bir de kendisine burada yardımcı kanat mı verelim? Şutun artması lazım birazcık. O yüzden ters kanat veriyorum. Devam ediyorum. Bence bu kadroyla başarılı olabiliriz. Yani FIFA'nın simülasyonunda Ersin 69 rating olduğu için Beşiktaş şampiyon olamıyor. Ama göreceğiz arkadaşlar. Gezzal'la ilk sezonumuzun sonuna doğru simüle ediyoruz. Edemiyoruz. Çünkü bir detayı unuttuk. Serendero diye 80'lik bir kalecisi varmış Beşiktaş'ın. Chatten hemen uyardılar. Evet, şimdi sezon sonunda simüle edebiliriz. Sezon sonuna geldik. Gezzal'la beraber Beşiktaş kupada finale kalmış. Güzel. Süper Lig'de ikinci abi ya. 3 puanla kaçıyor şampiyonluk. Galatasaray oluyor. Oo yapma. Yapma. Şu Gezzal'ın sözleşmesi ne kadar kalmış acaba? 74 reytinge kadar gelmiş Raşit Gezzal. Bu arada onu oynatmak için Yarmolenko'yu sağ orta sağ yapıp Gezzal'ı sağ kanat yaptık. Hani değişik bir formasyon oynamak zorunda kaldık arkadaşlar. Ancak böyle Gezzal'ı oynatabiliyorduk. Yoksa oyun simülasyonda kendi oynatmıyordu. Şöyle baktığımız zaman en çok gol atan kimmiş bakalım takımda? Yarmolenko 20 gol 6 asist. Klasson 16 gol 7 asist. Laiç yerine MO da o oynamış. Gezzal da 31 maça çıkıp 6 gol 4 asist yapmış arkadaşlar. Gayet güzel, gayet hoş. 21 yaşında Gezzal. Başka neye bakalım? Ligde gol krallığı falan yoktur diye tahmin ediyorum. Oha!
Türkiye Kupası'nda Samat da 4 gol atmış. Tamam. İlginç bir detay. Süper Lig'e bakalım şimdi. Süper Lig Raşit Gezal. Bakıyoruz. Bir dakika. Şöyle gol kralına Diouf. Yarmolenko. Tamam. Bizden... Bizim Gezal yok burada. Asist kralında da yokuz. Olsun. Daha Gezal asist kralı olacak oğlum. Hiç merak etme Gezal. Gezal'ı bir sene daha kiralayabiliyor muyuz Beşiktaş'a? Kiralayamıyoruz şu an. Bonservisini al diyenler var. Alabiliriz aslında. Şu anda 3 milyon vereceğiz Gezal'ın bonservisini almak için. Evet. 3 milyon euro ödüyoruz ve Gezal Beşiktaşlı oluyor arkadaşlar. Gezal'ın bonservisini almış bulunuyoruz. Şimdi Beşiktaş'ta Gezal'la beraber ikinci sezonumuza geçelim. Yeni sezonda Gezal'a ters kanat mı versek yoksa pasını mı arttırsak? Hem pas hem şut arttıran var mı? Dengeli de tabii ki hepsi artıyor. Bence ters kanat vermeye devam edelim ya. Ya da açık kanat mı versek? Ama driblingi zaten iyi. Yardımcı kanat verelim. Pas artsın. Sezon sonunda tekrardan simüle ediyoruz. İkinci sezonumuzun sonuna gidelim. Sezon sonuna geldik arkadaşlar. Haydi bakalım çıkıyoruz. Şampiyon olamamışız maalesef. 93 puandayız. Geçen yıl da Galatasaray olmuştu. Bu yıl da öyle oluyor. Ben anlamıyorum yani gerçekten. Gayet de iyi takımız ama olmuyor işte. Finalde de yokuz. Avrupa'da gidiyorduk bu arada. Bir dakika. Abicim finale kalamamışız. Gruplardan ikinci çıkıp AZ Alkmaar'ı geçip ardından Porto'yu abi deplasman golleriyle Porto'ya elenmişiz. Monaco'yu geçerdik. Yarı finale kalırdık lan biz. Allah kahretsin ya. Ulan ya var ya. Ya şu Atletico çıkacakmış zaten karşımıza. Gezal. Oha. Baba 80 reytinge gelmiş. Gerçek hayattaki reytingini geçmiş oldu değil mi böylelikle? Gol kralında Klasson var. Asist krallığında Klasson var. Bizim Gezal yok. Gollenmeyen maçta da Beşiktaş'ın Serdar'ı. Ulan bu takım nasıl şampiyon olamıyor ya? Normalde 76 reytingmiş arkadaşlar Gezal. Helal olsun ya. Bakalım takım içindeki gol durumunda nasıl? Abi 12 gol 8 asist Raşit Gezal. Finansal olarak da baktığımızda 47 milyon euro değeri var. 22 yaşında 80 rating. Önümüzdeki sezon farklı bir takıma gitmek istiyoruz artık. Beşiktaş'tan ayrılacağız, Avrupa'ya gideceğiz. 80 ratinge ulaştık. Helal olsun Gezzo be Gezzo. Takımın en yüksek ratingli oyuncularından biri oluyor Gezal ve 3. sezonumuzun başında transfer listesine ekliyoruz kendisine. Bakalım hangi takımlardan transfer isteği gelecek. Ama artık Gezal'a teklif gelecek mi? Adam bir rating arttı teklif gelene kadar. Arkadaşlar bir şey diyeyim mi size? Bu adamı satamıyoruz. Gezal gitmiyor bir türlü. 100 tane oyuncumuza teklif geliyor ama Gezal'a gelmiyor. Abi Ersin'e teklif geldi. Serendero'ya zaten 1000 tane teklif geldi. Kaleci takımdan gitmek istiyormuş. Vallahi gidemeyeceğiz herhalde buradan. Bu sezonda burada kalacağız gibi gözüküyor. Son 10. 10 saatimiz kaldı. Kuryeyle gideceğiz hangi takıma gidersek gidelim. Aha! Arsenal'den Gezal için teklif. 77 milyon euro. Arsenal olur mu? Oğlum biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Acaba Arsenal orada mı? Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde değilse gitmem. Vallahi bir şey değil mi? Arsenal Şampiyonlar Ligi'nde değil. Ben gitmem Arsenal'e. Gitmem. Son 1 saat. Bakalım. Abi direkt sezon sonuna gideceğiz. Maalesef. Yapacak bir şey yok abi. Kaderimiz buymuş. Gezal'la sezon sonuna gidiyoruz. Bir sezon daha buradayız. Sezon sonuna geldik. Çok üzgünüz, çok sinirliyiz ama şampiyon Beşiktaş. Gezal Beşiktaş şampiyon yapmadan gitmeyecekti. Şu an bardak düşüyordu. Beşiktaş şampiyon yapmadan gitmeyeceğim dedi ve gitmedi Gezal. Raşit Gezal artık seneye herhalde ayrılacağız. Türkiye Kupası'na baktığımız zaman onu alamamışız ama şampiyonluk yeter arkadaşlar bize. Gayet güzel. Ya bu arada Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Bir dakika dur. Şampiyonlar Ligi'nden zaten 3. olmuştuk. Avrupa'da abicim Arsenal bak grubunu bitti, birinci bitirmiş. Arsenal'e gitseydik ne olacaktı? Biz burada Monaco'ya elenmişiz. Arsenal ne yapmış? Anderlecht'i geçmiş. Everton'a elenmiş. Hiç çok bir şey değişmedi yani tamam. En azından burada Beşiktaş'la şampiyon olup kupamızı kazanmış olduk. Gezal 86 rating. Wow! Ne oldu oğlum bu adam? Bu adam nasıl bu kadar arttı? 83 potansiyelle başlamıştı arkadaşlar. 23 yaşında 86 rating'e kadar geldi. Raşit Gezal. Bakalım. Ne yapmış abicim? 15 gol 15 asist toplam 30 verim yapıyor. Beşiktaş'ı şampiyon yapıyor Raşit Gezal. Önümüzdeki sezon artık Avrupa'ya transfer olmak istiyoruz Avrupa'nın devlerine. Gol kralında Cagne birinci. Asist krallığında Gezal ikinci olmuş 5 asistle kaçırmış. Gollenmeyen maçta bu Beşiktaş'ın biz yokken aldığı Serendero diye bir kaleci birinci arkadaşlar. Şimdi artık Gezal'la beraber 4. sezonumuza geçiyoruz. Şimdi Gezal bu arada arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 23 yaşında... 151 milyon euro değeri var. İnanılmaz bir teklif gelmesi lazım Beşiktaş'a. Transfer listesine ekledik. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Teklif bekliyoruz. Hadi ya. Many hours later. Oyuncuyu bir yere takaslamaya çalışalım. Bir şeyler yapalım ya. Ne diyorsunuz?
bir yere takaslansın yani Gezzal. Kanatlar, kanat oyuncuları Raşit Gezzal teklif yap. İnşallah kabul ederler. Tamam, Arsenal'e bir şekilde gönderiyoruz Gezzal'ı. Ya başka takıma göndermememin sebebi hani teklif gelmedi. Arsenal'den daha önce teklif geldiği için Arsenal'e gönderiyoruz. Yani geçen sezon Arsenal Gezzal'ı almak istediği için şu anda böyle bir şey yapıyoruz. Normalde biliyorsunuz takas asla yapmıyorum ama abi oyun bug'a girdi ya, biz yayında 1 saattir çabalıyoruz. Evet, Arsenal'e baktığımız zaman çok kötü bir kalecisi var. İnanılmaz kötü. Ha, Lunin varmış. Tamam lan, o zaman iyi. İyi olur yeriz. Vallahi iyi takım. Gezzal bu takımda güzel şeyler yapar. Belki de Avrupa Ligi'ni kazanabiliriz. Sonunda istediğimiz takıma geldik. Abicim yani çok ilginç şeyler oldu ya. Gerçekten çok ilginç şeyler yaşandı. Dur bekle. Avrupa Ligi'nde neredeyiz? C grubundayız. Kolay bir grup. İnşallah Avrupa Ligi'ni kazanırız diyoruz. Sezon sonuna gidiyoruz. Arkadaşlar sezon sonundayız. Bakalım. 8. bitiriyoruz Premier Ligi. Rezalet. Rezalet. Bu takımda 8.lik rezalet. Gerçi kalecimiz 80'likti. Avrupa Ligi'nde ne yaptık abicim? Finalde. Finalde gidiyoruz. Ulan Gezzal, finalde Avrupa Ligi'ni kaçırıyorsun be. Seneye de Avrupa Ligi'nde yokuz yani. Ulan ya. Atletico Madrid'i falan yeniyor bu takım. Bu takım Atletico Madrid'i falan yeniyor yani. 88 rating Gezzal. Allah'ım ya. Kalecimiz de gelişmiş. Gezzal'ımız zaten manyak gelişmiş. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum arkadaşlar. Suarez 32 gol 3 asist. Martinelli 18 gol 6 asist ve geri kalan oyuncu. Gezzal nerede? 47 maça çıkmış. 2 gol 11 asist. 2 gol ne oğlum? Oğlum 2 gol ne, manyak mısın? Aa, 2 gol atmış adam. Oo, değeri neymiş? Tam loser takım. Vallahi öyle, finalde loserlık yaptık ya. Dur Gezzal'ın finansal değerine de bakalım. Nerede en değerli oyuncu o? Aynen, 203 milyon euro, 24 yaşında. 5. sezonumuza geçelim. Uuu, Gezzal için transfer teklifi PSG. Arsenal'den ayrılacağız. PSG'ye gideceğiz 203 milyon euroya. Gezzal PSG yolcusu. PSG'ye geldik arkadaşlar. Takım böyle, ben böyle kurdum. Yalnız bir dakika, şuraya Raşit Gezzal'ı koymayı unutmuşuz salak gibi. Emerson'a stoper mevkisi vereceğiz. O artık stoper olacak. Çünkü başka stoperimiz yoktu adam akıllı. Bu Elvedi'den hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım ne olacak. Ben de çok merak ediyorum. Umarım güzel bir şekilde oynarız. Gayet kaliteli bir kadromuz var stoperler dışında. Gezzal'a da bir hemen gelişim planı vermeliyiz bence. Ona da bir gelişim planı verelim. Şutlarını arttıralım artık Gezzal'ın. 71 şut ne demek abi? 88'lik adamsın sen. Pasın iyi zaten. Ben sana bir ters kanat vereyim. Hem hızın hem şutun artsın. Bunun dışında bir de şu Emerson nerede? Emerson'a da gelişim planından şey verelim. Stoper verelim. İnşallah oluyordur. Olmuyorsa da artık orada öyle oynayacak. Oha, 203 atfalar oluyormuş. Sen nesin? Manyak mısın? Neyse artık oraya ben salıyorum. Kendi kendisine oynatsın orada. Bir şeyler yapsın. Lafı fazla uzatmayalım. Şöyle bir şeye bakalım. PSG'de neredeyiz aga, o da çok önemli. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynuyoruz arkadaşlar PSG ile. Demek ki geçen sezon 3. falan olmuşuz. Önemli değil. Direkt olarak sezon sonuna geçelim. Sezon sonuna geldik. Kupayı almışız Paris'le beraber. Ligde şampiyonluk da geliyor. Raşit Gezzal'ın 2. şampiyonluk kupası. Helal olsun Gezzal, adamsın. Copa Nacional'e burayı da alıyoruz. Helal koçum. Arkadaşlar kaç kupa aldığımızı yorumlarda yazarsanız sevinirim. Öyle yorum yazan kardeşlerimize, bütün hani videonun böyle istatistiklerini çıkaran kardeşlerimize hep kalp atıyorum gördükçe, biliyorsunuz. Burada Barages Ligi, bu ne oğlum, neyse. Şampiyonlar Ligi yokuz abi finalde. Gruplardan 2. çıkmışız. Atletico Madrid'i 2-0 gibi bir skorla geçip Real Madrid'e eğlenmişiz. Ulan Atletico'yu geçip Real'e eğleniyoruz lan. Ki Atletico daha zor bence oyunda. Vay be. Şöyle baktığımızda takım bu şekilde ekranlarda. Emerson stoper oynamaya hiç alışamamış. Gezzal 93 rating. Baba bu adam ne oldu bu oyunda bugün ya? Ya bu dinamik potansiyel falan ne yaptı bu adamı? Kendinden geçirdi. Manyak, ortalığı parçalıyor. Duvarları kırıyor bu adam. Dur bakayım. Abicim. Gol krallığında Gezzal yok. Asist krallığında Gezzal'ın gol krallığında olmama sebebi bu arada şutlarının düşük olması arkadaşlar. Asist krallığında da 7.yiz. Yani o kadar yüksek reytinge rağmen istediğimiz gol ve asist sayılarına uğraşamıyoruz. O da bizim için birazcık kötü oluyor yani. Onu da anlayamıyorum. Önümüzdeki sezon yine PSG'de kalmak istiyorum. Gördüğünüz üzere Neymar 29 gol 8 asist, Mbappe 28 gol 8 asist, Foden 24 gol 14 asist, Sosek, Gezzal 8 gol 10 asist arkadaşlar. Kendisinin değerine baktığımız zaman da 220 milyon euro değeri var. Bu sezon 5 rating gelişmiş. Bakalım önümüzdeki sezon ne olacak? Gezzal ile 6. sezonumuza geçiyoruz.
Şimdi bu sezon bir tane transfer yaptım. Eski PSG'li Marquinhos'u geri getirdim takıma. 31 yaşında, 90 rating. Stopere ihtiyacımız vardı arkadaşlar. Emerson'u sol bek oynatacağız. Stoperde Marquinhos, devri ikilisi. Şimdi Ballon d'Or'a bakalım. Ardından direkt olarak sezon sonuna geçeceğiz. Belki bu sezon Gezzal'la Ballon d'Or kazanmış olabiliriz yani. Bilmiyorum. Bakalım, hemen gidelim. Gezzal'la beraber Ballon d'Or geliyor mu? Haydi bakalım. Gel abicim, şöyle bakıyoruz. Mbappe almış. Tamam, sezon sonuna git. 6. sezonumuzun sonundayız. Haydi bakalım. Yine şampiyonluk geliyor. Gezzal bir kupa daha ekliyor kariyerine. Ama Şampiyonlar Ligi'ni çok istiyor bu adam şu an. Finalde, kupa finalinde yenilmişiz Lyon'a. Diğer kupayı yine alamamışız. Yine finalde. Oğlum ne loser bir takım olduk lan. Şampiyonlar Ligi'nde yokuz abicim. Gruplardan birinci çıkmışız. Eski takımımız Arsenal de buradaymış. Barcelona'yı geçmişiz. Ardından Dortmund'a elenmişiz bu sefer. Alan yani. Bu sene var ya, Tottenham'dan şey gelsin. Gezzal'la Tottenham'a gitmeyi çok istiyorum. Çünkü Tottenham hep bu sezonlarda böyle şampiyon falan oluyor. Bir şeyler oluyor. Seneye %100 Ballon d'Or olamayız ama 96 reytinge gelmişiz. Mbappé'yle aynı reytingdeyiz. Mbappé'yle Gezzal aynı reytingde. Ne yapacağız? Allah Allah. Neyse, gol şeyinde Amine Gori var. Biz yokuz abicim. Biz 5.'yiz. 17 gol atmışız. Asist krallığında. Bari asist kralı ol be koçum. 6 asist nedir ya? Navas 1. olmuş gollenmeyen maçta. Baba. Gezzo. Gel bakayım Gezzo, ne yapmışsın? 24 gol 8 asist. Bayağı gol atmaya başladık. Şutumuz gelişiyor çünkü. Şut antrenmanı vermiştik en son. Ama asistlerimiz az kaldı bu sefer. Bir özelliklere baktığımız zaman, bir dakika. Finansalda 235 milyon euro değerimiz var. 26 yaşındayız. Gelişim planından bakalım abi özelliklere. 90 şut 89 pas. Abi artık potansiyelimize ulaşmışız. Baksana her şey çizgi gösteriyor. O zaman biz dengeliği alalım. Ve 7. sezonumuza geçelim. Atletico de Madrid Raşit Gezzal'a teklif verdi. Bilmiyorum, gitsek mi acaba? Nasıl bir kadroları var? Oblak hala orada mı? Madrid'i biz bak iki takım Arsenal'le falan da yendik. Ama yani adamlar Atletico Madrid ya. Bence bir İspanya Ligi görelim. 279 milyon euroya Gezzal Atletico de Madrid'de. Atletico Madrid fena takım değil. Stoperi Cene kötü sadece. Cene ile bu arada biz bir takımda daha yine beraber oynamıştık Gezzal'la. İyi. Atletico Madrid iyi takım. Bakalım ne olacak. Sezon sonuna direkt simüle ediyoruz. Sezon sonuna geldik. Şampiyonlar Ligi'nde ilerliyorduk. En son ne olduğunu bilmiyoruz. Ligde ikinci olmuşuz abi. Averajla ikinciyiz ya. Barcelona'yı da yenmiştik yani bir maçta. Kuba'da Real Madrid'e kaybediyoruz ve Şampiyonlar Ligi... Ulan finalde yenilmişiz. Ya abi bu Gezzal'la çok cenabet olduk biz ya. Bak Avrupa Ligi'nde de finalde yenildik. City'ye eliyoruz. Bak son altta kime elemişiz? Leipzig. Ondan sonra çeyrek finalde City. Yarı finalde Real Madrid. Finalde de Bayern'e yenilmişiz abi. Tam bir loser olduk Gezzal'la ya. Olsun abi. Gezzal uf. Oha. 262 milyon euro değeri var Gezzal'ın. Oha. Oha yani. Çüş. Ben ne diyeyim abi daha? Raşit Gezzal adamsın. Şuradan şeye bakalım. Gol krallığı mevzularına bakalım. Gezzal 20 gol. Asist krallığında Gezzal 4. Gollenmeyen maçta zaten Oblak falan bizi ilgilendirmiyor. Biz Gezzal'a bakıyoruz. Allah Allah, gel bakayım şuraya. Gezzal 32 gol 11 asist adamsın. Gezzal'la 8. sezona gidiyoruz. Atletico Madrid'de iyiyiz abicim. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi falan gelebilir bence. O yüzden hemen 8. sezonumuza geçelim. 8. sezonumuzun sonundayız. Haydi bakalım, yine şampiyonluk gelemiyor. Barcelona siliyor süpürüyor burayı ya. Abi yapma işte bunu bana. Ya bana bunu yapma diyoruz. Gripinden bir şarkı armağan ediyoruz Atletico Madrid'e. UEFA Şampiyonlar Ligi almışız. Gezzal. Şampiyonlar Ligi kupasını götürüyor evine Gezzal. İşte cenabetliği kırdık. Kırdık cenabetliği. Raşit Gezzal adamsın. Tottenham'ı 2-0 yeniyoruz finalde. Silip süpürüyoruz Şampiyonlar Ligi'ni. 4-1 yeniyoruz Bayer Leverkusen'i. Çeyrek finalde PSG'yi yeniyoruz. Yarı finalde Bayern'i yeniyoruz. Geçen sezonun intikamını alıyoruz ve finalde Şampiyonlar Ligi'ni kazanıyoruz Gezzal'la. Abicim 97 reytinge kadar geldik zaten. İnanılmaz bir kariyerimiz oldu Gezzal'la ya. İnanılmaz. Gol kralında Jesus 1. Gezzal 20 gol atmış yine. Asist kralı La Liga'da Walschmidt'le beraber Gezzal oluyor. Gol yenmeyen maçta Kurtuğa 1. Ter Stegen 2. Ya bu önemli değil. Gol yenmeyen maç bizim için önemli değil. Kadromuz ekranlarda Correa 78'e düşmüş lan. Oğlum onun yerine kim oynuyor? Çuk oynasın. Tamamdır. Gezzal zaten 97 reyting. Abi çok çok iyiyiz ya. Çok iyiyiz. Seneye Ballon d'Or bence kesin aldık. 35 gol 14 asist Gezzal.
Helal olsun koçum. Koçum benim. Dur bakayım şey nerede bir de? İspanya kupasına bakalım. Eğer İspanya kupası varsa seneye kesin Ballon d'Or bizde. Ulan süper kupayı alamamışız. Copa de España. Ballon d'Or bizde abi seneye. Görürsünüz. Görürsünüz abicim. Ballon d'Or bizde. Şöyle bir Gezal'ın son bir şeyine bakalım baba. Değeri nerede? 248 milyon euro Gezal 28 yaşında. Bir sezon daha Atletico'da kalmak istiyorum. Direkt olarak yeni sezonumuza şeye geçelim. Aralığa geçelim. Orada Ballon d'Or'a bakalım. 9. sezondayız. Haydi Ballon d'Or. Raşit Gezal dünyanın en iyi futbolcusu olacak mı? Atletico Madrid. Allah dur. Oğlum var ya Ballon d'Or şeyi zannettim. 2018 yılın futbolcusu kim olacak? Adayları görüyoruz şu anda. Gezal, Felix, Chukwueze mi o? Kim o? Onu tanımıyorum ve yanında Mbappe. Bakalım kim olacak yılın futbolcusu? Gezal yalnız forma çok yakışmamış mı Gezal'a? Bence yakışmış. Ben az önce 2018 yılı mı dedim? 2028 olacaktı arkadaşlar ve yılın futbolcusu Raşit Gezal. Yılın futbolcusu oluyoruz. Helal olsun Gezal. Yılın futbolcusu işte böyle. Sezon sonuna geldik. Raşit Gezal'la Ballon d'Or aldığımız sezonun sonunda artık yani en sonunda şu ligi de alıyoruz be Raşit Gezal. La Liga şampiyonu da oluyor. Zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı geçen sezon. Süper Kupa var mı? Süper Kupayı da alıyoruz. Ya inanılmaz bir rebuild oldu. İspanya Ligi'ni kasıp kavurduk. Copa de España'yı alamadık. Şampiyonlar Ligi bir daha gelir mi? Yapma. Yapma abicim. Ulan PSG'ye eğlenmişiz eski takımımıza. Ama olsun. Abicim 98 reyting olduk Gezzal'la. 98 ne demek? Şu ana kadar gördüğüm en yüksek reyting oldu oyuncu kariyeri rebitlerindeki. Gezzal asist kralı oluyor burada. Kaç gol atmış bir de ona bakalım. Baba 19 gol 13 asist. Geçen sezona göre biraz daha kötü oynamış ama olsun arkadaşlar. Gezzal baba döktürüyor. Zaten takım da çok yüksek reytingli arkadaşlarla dolu. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Ulan belki bu sakatlıklar olmasa Şampiyonlar Ligi'ni alacaktık. Atletico Madrid'le Gezzal'la kariyerimizin videodaki son sezonuna yani 10. sezonumuzun sonuna doğru simüle ediyoruz. Rebuild'imizin son sezonunun sonundayız ve yine şampiyonluk geliyor. İşte böyle La Liga. Adamsınız. Adamsınız. Olay budur. Burayı alamıyoruz. Copa de España 2-1 alıyoruz güzel. Şampiyonlar Ligi. Abi ya Dortmund nasıl abi Dortmund? İnanmıyorum ya. İlk kez simülasyonda böyle oluyor. Dortmund daha önce hiç böyle görmüyordum. Liverpool bizi elemiş son 16'da. Olsun oğlum. Çok başarılı bir kariyer geçirdik Gezzal'la ve Gezzal'a bakar mısın abi? Adam olabilecek en yüksek reytinge ulaştı. Oyunun en yüksek reytingli oyuncusu Raşit Gezal. Uf 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 abi 99 reyting ne demek ya? Toplamda kaç kupa kazandık ne yaptık yorumlarda yazabilirsiniz. 282 milyon euro değerimiz var ve istatistik olarak da 22 gol 11 asist son sezonumuzda. Gol krallığı var mı diye bakalım ardından bitirelimleri bildiğimizde. Felix gol kralı, Gezal yok arkadaşlar gol krallığında veya asist krallığında. Ya buraya bildi. İstediğimiz kupaları kazandık, istediğimiz reytinge ulaştık ama hani bir türlü şöyle istediğimiz gol ve asist sayılarına ulaşamadık. Bir sezon o Şampiyonlar Ligi'ni kazandığımız sezonda 35 gol 14 asist yapmıştık. O sezon bayağı iyiydik. Onun dışında böyle sanki daha fazla atması lazımdı Gezzal'ın. Ama muhteşem bir rebuild olduğunu düşünüyorum. Raşit Gezzal'a Atletico forması da yakıştı bence. 99 rating, 30 yaşında artık. Değerini de şöyle son bir kez gösterelim. 282 milyon euro. Arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Güzel bir rebuild oldu bence. Gezzal rebuildimiz burada bitti. Twitch kanalımızı takip etmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Tabii ki YouTube'dan da abone olursanız sevinirim. Instagram hesabımı da açıklama kısmına bırakıyorum. Bundan sonra hangi oyuncunun rebuildini yapalım onu da yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.